Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber başıma gelen çok ilginç bir internet sıkıntısı mı diyeyim, internet alışverişinde yaşadığım bir problemi anlatacağım. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere hepsi buradanın Efsane Cuma adlı kampanyasında yaşadığım bir olumsuz deneyimi anlatacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi şu ara ülkemizde Black Friday, yani Türkiye'ye çevrilmiş adıyla Muhteşem Cuma, Efsane Cuma gibi bir kampanya düzenleniyor. Düzenlendi, bitti gerçi, ben bu videoyu attığımda şimdi bitmiş olacak. Hepsi burada gerçi kendi kafasınca devam ettiriyor ama her neyse. Şimdi bugün ayın 30'u. Ben geçen hafta pazar günü bir tane laptop aldım. Asus'un TUF modelinin bir tane laptopunu satın aldım. Tam 8.000 TL'ye. Bir de kargo parası ödedim üstüne. 7.999 TL. Üstüne bir de 8 küsür mü 9 küsür mü ne kargo parası. 8.008 lira laptopa para ödedim. İndirime düşmüştü o ara. Ben de dedim ki bir laptop alacaktım zaten. İhtiyacım da vardı. Dedim bu laptopu alayım, zaten Asus istiyordum. Satıcı hepsi burada bu arada. Her şey güzel buraya kadar. Normalde bilgisayarın fiyatı 9.000 ile 10.000 arası değişiyor. Her siteye göre farklılık gösterebiliyor. Zaten şu ara bildiğiniz gibi dolar kurundan dolayı hem stok olmuyor hem de marka getirmiyor. Yok bir özellikten kısıyor, onu koyuyor vesaire vesaire. Tam benim istediğim özelliklerde bir bilgisayar aldım. Bilgisayar aldım aslında. Bilgisayar 60 Hz bu arada. Şimdi bilgisayar özelliklerine girmeyeyim ama yani Avrupa'da 120'nin altı neredeyse ekran yok. Ben 60 Hz bir bilgisayara 8.000 lira verdim ama çok oyun vesaire uğraşmayacağım için işimi görür dedim. Yani kurgu vesaire de kullanacağım için. Dedim idare eder ben dedim. Fiyatını da 8.000 liraya verdim. FreeDOS bir bilgisayar aldım. Buranın altını çiziyorum. FreeDOS, Windows yok. 8.000 TL'ye ödedik, aldık. Mutluyum dedim, ben bir de buna Windows alırım dedim 400-500 liraya. 8.500'e bilgisayarı full artı full işi bitirmiş oluruz dedim. Yani düşünce bu yönde. Hemen Windows'un fiyatlarını araştırıyorum. Bir de bilgisayarın SD kart girişi yokmuş dedim. Bir de SD kart dönüştürücü alırım. O da 50-60 lira bir fiyat. Dedim 8.500-8.600 civarında bu işi bitiririz. Dedim 10.000 vereceğimize 1.500 falan cepte kaldı. Buraya kadar her şey güzel. O ara teslimat süresinde bir hafta sonrasını yazıyordu. Aralığın işte ortası demeyeyim de aralığın başındaki bir tarihi gösteriyordu. Ben zaten ekran görüntüsü vesaire sürecin devam ettiğini, her şeyini koyacağım. Buraya kadar da her şey güzel. Pazartesi günü oldu. Ben o gün mutluyum. Bilgisayar aldım. Sonunda bir tane bilgisayarım oldu. Şöyle olacak böyle falan filan özelliklerini düşünüyorum. Ben bunları hem takarım falan. Benim hayalimde artık bilgisayarım var kafasındayım. Pazartesi saat 8'de kargoya verilmiştir mesajı geldi. Kargo firması da hepsi JET. Satıcı hepsi burada. Bilgisayar aldığım yer. Kargoya veriliyor. Pazartesi saat 8'de. Bir de ürünün hediyesi var. Hepsi burada. Bir de hediye gönderiyormuş. Bu da bir tane zarf halinde geliyor. O da görüntülü, akademik vesaire, İngilizce kursu olan, üniversite sınavının videoları olan bir tane zarf gönderiyorlar. Kod var. 6 aylık bir kod. Onu kullanıyorsunuz hediye olarak. Sitesindeki fiyatı 700 liraydı. Onu bedava gönderiyorlar. Çok işe yarayan bir şey mi? Yani kime göre, neye göre işe yarayan? O ayrı bir şey. Hediye göndermeleri güzel bir olay. Fiyatı 700 lira ama gerçekten 700 mü orası bilinmez. Bilgisayar verildi kargoya. Hediyesi verilmedi. Hediyesi gözüküyor. Sonra salı günü oldu. Salı günü de hediyesi kargoya verildi. O gelecek zarf kargoya verildi. Ben yorumları falan okuyorum bu arada. Alan herkes, yani hepsi satıcısı hepsi burada alan. 2 gün sonra geldi. 3 gün sonra geldi. Sonrasında zarf bilgisayarın yanında geliyor. Ayrı bir kutuda gelmiyor falan filan. Benim hala bilgisayarım Anadolu aktarma merkezinde gözüküyor. İstanbul'un Anadolu yakasının aktarma merkezinde gözüküyor. Ben de Avrupa yakasında oturuyorum. Ya dedim o zaten gelir. Genelde hepsi bu arada sipariş ettiğimde zaten bir gün sonra geliyor bende. En fazla 2 gün oluyor. Dedim bu en kötü salı çarşamba günü gelir. Salı günü oldu. Dediğim gibi hediyesi verildi kargoya. Hediyesi hemen dağıtım merkezine geldi. Benim oturduğum semtin dağıtım merkezine geldi. Bilgisayar hala Anadolu Aktarma Transfer Merkezi'nde gözüküyor. Çarşamba oldu. Ben çarşamba artık dedim bilgisayar bugün gelecek. Çarşamba günü bilgisayarda bir gelişme yok. Sabah hepsi jetten mesaj geldi. Bilmem ne oğlu, gönderinizi bugün teslimat için çıkarıyoruz. Test dağıtıma çıkarıyoruz. Bir baktım ürünün hediyesi gönderilmiş. Yani dağıtıma çıkarılmış. Ben bir işkillendim, Allah Allah dedim. Hala bilgisayar gelmedi. Olabilir dedim. Sarkmıştır vesaire. Ayrı kargolarda gözüküyor çünkü takip numaraları falan farklı. O gün saat 2 gibi telefonuma bir mesaj geldi. Aldığınız sipariş
Fiyatı yazmış 8.800 lira kargo parası dahil. Kargo parasına ayrı bir iadesi edilmiştir. Ürününüzde iadesi verilmiştir. Dedim ne oluyor ya? Bir baktım ürün iptal etmiş hepsi burada. Ama ben etmişim. Yani çok saçma. Ürünü ben iptal etmişim. Çok şaşırdım o an. Ne yapacağımı bilemedim. Ve ben bilgisayar aldığım o gün, 8.000 liraya aldığım o gün Trendyol'daki fiyatı da 8.200 falan. Yani 200 lira gibi bir fiyat farkı var. Ama satıcısı farklı orada. Başka bir satıcı satıyor. Ben hepsi burada da, satıcı hepsi burada diye hepsi burada'yı tercih ettim. Hem de 200 lira ucuz olduğu için hem de satıcı hepsi burada olduğu için de hepsi burada'yı tercih ettim. Önceki deneyimlerim vesaire dedim hepsi burada daha iyidir kafasıyla. Keşke böyle düşünmeseymişim. Her neyse bilgisayar iptal edildi yazıyor. Hemen müşteri hizmetlerini aradım. Bakın burayı çok dikkatli anlatıyorum. Müşteri hizmetlerini aradım. Kadın bağlandı. Dedim sinirliyim orada, çok sinirliyim. Ürün iptal edildi. Ben etmedim. Kontrol ediyorum. Evet 8.000 lira ürününüz iade edilmiş dedi. Dedim kim iade etti? Ben etmedim ki. Kontrol ediyorum dedi. İadeye düşmüş gözüküyor burada dedi. Sonra dedi bir daha sipariş edebilirsiniz. Ve ürünün fiyatını, bu arada ben ürünü aldığımdaki dolar kuru, euro kurunu söyleyeyim, doları hatırlamıyorum. Euro 9 lira. Tam 9.00 ben bilgisayar satın aldım. Hatta o gün 8.95'e falan indi. Bilgisayar aldıktan 3 gün sonraki euro 9.45. 45 kuruş euro arttı. Yani dolardan da oradan hesap edin ne kadar arttığını. Yani 45 kuruşluk bir artış var. Bu da tamamen bilgisayarın vesaire fiyatını arttırıyor. Zaten bilgisayar ben aldıktan bir 15-20 dakika sonra stokta bitti. Satıcı değişti, hemen 10.000 lira oldu fiyatı. Fiyat 2.000 lira birden arttı. Fiyat değişti, ben indirimden aldım. Hemen kontrol ediyorum dedi. Sizi biraz bekleteceğim dedi. 2 dakika sonra telefon yüzüme kapandı. 2 dakika bekledim ve telefon yüzüme kapandı. Ben daha çok sinirlendim. Bir daha hepsi burada aradım. Bu sefer düşüremedim. Hiçbir şekilde açılmadı telefon. Ardından hepsi buradan WhatsApp hattına yazdım. Dedim böyle böyle bir durum. Evet ürününüz iade edilmiş. İadeniz şu gün içinde bankanıza. Ya diyorum dalga mı geçiyorsunuz? Buraya da ekran görüntüsünü koyacağım bu arada. Hepsi bu arada. Ben çok sinirlendim. Siz ne demek istiyorsunuz? Benim aldığım ürünü siz hangi kafayla iade ediyorsunuz falan filan. Yani sonuçta ben indirimden almış mıyım ürünü? Almışım. Bilgisayar sanki çok ucuz bir 2000 lira 3000 lira bilgisayar alıyorum. 8000 lirayı vermişim. Sen 8000 liramı benim 3 gün işletmişsin. Ve 3. gün iptal ediyorsun. Bu arada konuşmaları siz zaten görmüşsünüzdür. Ben koymuşumdur. Aynen o şekilde bir konuşma gerçekleşti. Talep oluşturun dedim. Bu ne demek dedim. Sonra şikayet var. 2 tane şikayet var hesabım var. Hemen mesaj attım şikayet vara. Böyle böyle bir durum var. Bu ne demek? Ben artık dedim gitti bilgisayar. Dolar, euro yükselince bilgisayarı iptal ettiler. Ya da ürün ellerinde yok. Bu arada ürün hala kargoda gözüküyor. İşin ilginç tarafı ürün hala kargoda gözüküyor. Dedim bunlar kesin bir dalavere. Yani bu olmayan ürünü ya gönderiyorlar ya müşteriyi kandırıyorlar. Ya da fiyat arttı dediler biz bunu iptal eden müşteri nereden bilecek kafasındalar. Tamamen bu şekilde hareket ediyorlar. Düşüncem bu şekilde çünkü kargoya verilen bir ürün nasıl iptal edilebiliyor? Bildiğiniz gibi mesela bir ürünü söylediniz hepsi buradan kargoya verildi. Siz hiçbir şekilde iptal edemiyorsunuz ürün gelene kadar. Ürünü beğenmezseniz geri gönderiyorsunuz öyle iptal oluyor paranız onaylanıyor ki. Onaylanma süreci 2 gün hepsi burada ürünü inceliyor öyle paranız iade ediliyor. Bir eksik var mı, sıkıntı var mı? Burada ürün bana gelmedi. Kargodayken hepsi burada iadeyi yapmış. Hemen çözümlemiş, paramı geri yatırıyor benim 3. gün. İşin üzüldüğüm tarafı salı günü iade yapıldı dese, çarşamba günü iade edildi. Salı bana bunu söyleseler, salı günü Casper'ın Trendyol'da indirim vardı. 7.900 liraya aynı özelliklerde sadece i7 versiyonu bir modelini indirdi Casper Excalibur bilgisayarı. O gün öyle bir şey olsa ben Casper'ı alacaktım. Yani bir gün sonrasında pazar bilgisayarı aldım. Pazartesi kargoya verildi. Salı günü. Salı günü iptal mesajı bana gelse ben salı günü Trendyol'dan Casper'ın bilgisayarını alacağım. Çarşamba verildiği için çarşambada Trendyol'da indirim bitmiş. Yani o bilgisayarın ya stoğu bitmiş ya da indirim bitmiş. Bilgisayar artmış fiyatı. Bu şekilde bilgisayar da alamadım. Onun yanı sıra Windows almayı düşünüyordum. 300, 400, 500 lira civarına bir Windows almayı düşünüyordum. Sepete kadar ekledim düşünün. Ve alıyordum da az kala. İyi ki de almamışım. Ben şikayet vara yazdım mesajda da Windows aldım. Bunun şeyini kim verecek dedim hatta adamlara. Şikayet vara bayağı bir mesaj yazdım. Sonuçta ben oraya Windows almışımdır. Bir harcama yapmışımdır. USB, SD kart dönüştürücüsü almış olabilirim. Bir para harcamışım.
Ama adamlar umurlarında olmadı. Şikayet vardı yazdıkları mesajda çok komikti. Bir daha bunun yaşanmaması gibi bir durum olmayacak. Bütün aksiyonlar alınmıştır. Biri de hatta yorum yazmış oraya. Siz müşteriye dalga geçer gibi cevap mı veriyorsunuz falan demiş. Yani işin özeti bu. Aldığım bilgisayar 8.000 lirayı pazara verdim. Pazartesi kargoya verildi. Salı çarşamba geçti. Ürünün bu arada hediyesi geldi. Hediyesini teslim aldım. Hediyesi geldi ve bilgisayar yok. Bilgisayar iptal edildi ve bugün ayın 30'u, 29'unda da kargoda da gözükmüyor artık ürün. İade edildi gözüküyor. Ben etmişim sözde iadeyi. Gelmeyen ürünün iadesini ben etmişim. Yani kısa ve öz adamların yaptığı efsane cuma dalavere. Ucuz markalı ürünleri saymıyorum. Onlar çoğu geliyor. Sıkıntı yok. Ama böyle yüksek fiyatlı bir ürünü alıp sen 3 gün sonra euro dolar artınca ya elinde olmayan bir ürünü satıyorsun, kandırıyorsun beni kargoya vererek. Ya bir sıkıntı oldu ya da bir iş var bunun içinde. Yani bunun özeti budur. Sen hepsi buradasın ve verdiğin ürünü bana göndermiyorsun. Ve ben parasını nakit ödemişim. Tamam parayı geri aldım, güzel, hoş. Ama bu yaptığın İstanbul Bilişim'den yaptığının bir farkı yok. Orada da paraları aldılar, işlettiler, sonra size geri veriyoruz dediler. Bazılarına vermediler bile. Bu durumda aynı. Hepsi buradan da sonu umarım öyle olur. Yani televizyona reklam yapacaklarına müşteriye o reklamda verecek, televizyonda reklama verecekleri parayı müşteriye düşünseler bence daha güzel olur. 2 senedir aralıksız alışveriş yaptım işte. Başka sorunlar da yaşadım. Kulaklık sıkıntısı yaşadım. Yanlış ürün gönderildi. Ama bir çözüm buldular da. Bundaki çözüm hiçbir şey olmadı. Bir daha yaşanmayacak dediler. Ve en son bir 2 gün sonra falan bu bilgisayar iptal edildikten sonra 200 lira hediye çeki tanımlamışlar. Hepsi burada hesabıma. Allah razı olsun 200 lira için. 200 lira da zaten bilgisayar 2000 lira artmış. 200 lirayla ben zaten düşürdüm mü bilgisayar 1800 lira daha fazla para vererek alabilirim. Yani bu düşünceler herhalde. Bu da ayrı bir komedi. Dediğim gibi çok sinirlendim. Çok saçma bir durum. Hepsi burada gibi televizyonda dakika başı reklam gösteren bir firmanın böyle yapması zaten ayrı ayrı bir komedi. Bundan sonra hatta o gün bir dolap almıştık biz 400 liraya. O ürünü de iade ettim hemen. Ürün gönderilmemişti. Hemen iptal ettim. Hepsi buradan dedim bir daha alışveriş yapmayacağım. Nasıl sinirlenmişsem. Adamlar da bana dalga geçer gibi 200 lira vermişler. Bir de o verdikleri zarfı gönderdiler. Görüntülü akademi diye. Hediye olarak. Bununla yetinin herhalde dediler.